Kızım ne yapıyorsun? Bebek eşyalarına bakıyorum anne. Buzlukta içli köfte bitmiş, stok yapmak lazım. Anne biz savaşta mıyız? Niye sürekli yemek stokluyoruz? Kızım aniden bir misafir geliverir. Birinin karnı acıkır. Yapıveririz işte hemen. İlla içli köfte diyorsun yani. Hadi kalk da yapıverelim. Anne senin yapıverelim dediğin 250 tane oluyor. Hem ben hamileyim. Kokusundan midem bulanıyor. Hem saatlerce sandalyede oturamam. Ay yani Nilay. Kediye pisliğin şifalı demişler. Eşmiş eşmiş gömmüş. Seninki de o misal. Nursema olsaydı şimdi hemen girişi verirdi. 100 tane yapardık da hiç kıkı çıkmazdı kızımın. Ya o zaman git onun evinde yap anne. Hatta buzluğa koy. Kayınvalidesinin buzluğa yemek koymadığı kesin. Onlar eve ucuz pizza çağıran kesin. Gideyim de yarın yapayım vallahi onunla. Hem kızımı da görmüş olurum. Sen de gelirsin. Benim yarın işim var anne. Kesinlikle bir faydam dokunmasın diyorsun değil mi Nilay? Anneciğim sonraki gün biz zaten Mustafa ile gideceğiz. Hem hoş sohbetimle faydam dokunur. İyi, iyi tamam öyle yaparsınız. Hem havanız değişir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay anne bunlar ne? Ve kızım işte içli köfte yapacağız ya. Koyuver şöyle. Sağ ol. Tamam. Anne burada dünya kadar eşya var. Olsun yavrum şey. Elim boş mu gelseydim? Ay aman. Versen. Ay vallahi. Dur bir ferahlayayım yoruldum. Ah be anneciğim, ah be anneciğim. Kızım, senin bir şeye ihtiyacın olursa... Bana söyleyeyim mi? Paraydı, puldu. Ne bileyim mutfak içinde. Bak demezsen gönül koyarım ona göre. Anneciğim çok şükür her şeyimiz var. Tas tamamız biz. İyi çok şükür. Nilay'a dedim gel şunu beraber yapalım diye. Hiç oralı olmadı vallahi bir şeye faydası dokunacak diye ödü patlıyor. Ay anneciğim ya sen de Nilay'ın ne zaman neye faydası dokunmuş ki? Hamileyim diyor başka bir şey demiyor işte. Ama ben Fatih'e hamileyken iki çocuğumu sırtımda taşıyordum. Olsun biz şimdi yaparız ikimiz hem daha hızlı olur. Ay canım ben seni çok özledim biliyor musun? Evde kimseyle iki çift laf edilmiyor Nursema. Keşke bize daha yakın otursaydınız. Anneciğim sanki çok uzağız da. Olsun gene arabaya biniliyor geliniyor. Şunda. İyi hadi gel bakalım o zaman. Geçelim mi? Geçelim hadi. Hadi. Nursema, bir dahaki sefere biz de yapalım, mantı da yaparız. Tamam anne. Bunlar biraz beklesin de sonra buzluğa kaldırırsın sen. Ay babanı hiç aramadım. Bak bugün bakayım bir telefonuma. O beni aramış mı, aramamış mı? Kaldırıyorum anne ben bunları. Tamam, kaldır. İşte yakaladım seni. Nursema ben gidiyorum. Kalkayım artık. Anne nereye kalkıyorsun? Çay koyacaktım. Ay, unuttum ben unuttum. Hayat benden izin istemişti de gideyim bir an önce de kızcağızla çıksın bari. Sen bunları kaldırırsın buzluğa ben sonra birazını aldırırım değil mi? Bir ellerimi yıkayacağım ama. Dosyaları unuttum ya. Vallahi şaşkınsın Alev. Ya vallahi kendimden sıkıldım. Kim bu ya? Kaç kaç nereye kadar? Pembe Hanım. Bırak şimdi hanımı manımı. Buyurun derdim ama. Umut'a söylemiştim seninle konuşmak istediğimi.
Ama senin tabii yüzün yoktu karşıma geçecek. Bakma, benim çocuklarım iyi durumda olsaydı ben bu kadar da beklemezdim de. Neyse, baktım senden ses çıkmayacak. Siz hesap sormaya mı geldiniz? Benim evimde, benim kocama dediklerini yutmamı mı bekliyordun? Bakın Pembe Hanım. Asıl sen bana bak. Sen kim oluyorsun da benim gözümün önünde kocamla kırıştırmaya cüret ediyorsun? Haddinizi aşmayın. Sende ar yok, namus yok. Aklın fikrini onun bunun kocasında. Niye ama biliyor musun? Çünkü kimse seni koluna takmaz. Ancak evli adamlar gizli gizli otele götürür seni. Ne oteli be, ne diyorsunuz siz? Ben onları o gün beni çok sinirlendirdiğiniz için söyledim. Ayrıca söylediğim her şeyi de sonuna kadar hak ettiniz, kusura bakmayın. Demek ki şimdi sıra sende. Bak kızım, sen neyine güveniyorsun bilmiyorum ama Abdullah Bey beni asla bırakmaz. Yuvasını yıkmaz. Bilmiyorum, belki seninle gönül eğlendirir ama sonra tıpış tıpış bana gelir. Gençliğin, güzelliğin para etmez yani. Bakın çok kötü olacak. Evimden hemen çıkın lütfen. Ne olacak acaba? Ben de seni akıllı bir şey sanıyordum. Salağın tekiymişsin sen. Abdullah Bey aradı mı seni o günden sonra? Aramadı. Aramaz tabii. Kendini rezil ettiğinle kaldın işte. Ama senin gibilerin sonu bu. Defolun evimden. Bak, sen dua et. Ben bunu kimseye söylemiyorum. Ama seni düşündüğüm için değil. Kocam için susuyorum. Senin gibi biriyle adı çıkıp da itibarı sarsılmasın diye. Sen git şimdi şurada ağla. Bizden de uzak dur. Manyak ya. Ulan senin kocan gelip seni seviyorum dedi bana. Ya bunu niye söylemedim ki? Aklıma gelmedi. Dumur etti kadın beni ya. Yok yok, ben böyle duramayacağım şu an.